Sevgili izleyicilerimiz, Kültür Dünyamız programından sizleri saygıyla selamlıyoruz. Bu haftanın konuğu Kerim Candan. Kerim Candan'ın kitabı Ebeveyn Notları, Ebeveyne Not Düşmüş kitabında kendisini stüdyomuza konuk ettik. Ebeveynine nasıl bir not düşmüş kendisini öğrenelim istedik. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim hocam. Nasılsınız? Sağ olun. Şimdi hocam, tabii kitabı çıkartıp piyasada kitabı görebilmek ayrı bir zevk, ayrı bir güzellik. Tabii aynı şekilde yorucu bir maraton. Evet. Siz şimdi kitabı olan biri olarak bu duygularınızı sorsam nasıl ifade edersiniz? Ben öncelikle size ve Konti ailesine teşekkür ediyorum. Programımıza konuk ettik, bizi ağırladığınız için. Neden kitap yazmaya ihtiyacı hissettik? Çünkü gerek mesleki, gerek kişisel olarak yaşadığımız tecrübe ve izlenimlerimizi okurlarla paylaşma ihtiyacından dolayı bu işe başladık. Gazete yazarlığı, yerel bir gazetede yazarlık ve ardından bu yazdıklarımızın kitaplaşma süreci oluştu. Okurlarla düşündüklerinizi paylaşmak güzel bir şey de benim esas sormak istediğim mesele ondan daha önceki bir durum. Yani kitaba hazırlık serüveniniz var. Bu nasıl bir çalışma yöntemi uyguladınız ve arkasından bu kitap oluştu. Buna cevap aldıktan sonra başka bir soru daha size yönelteceğim. Yani bu kitabın serüveni nedir? Yolculuğu nasıldır? Arka planında neler var? Hocam şöyle izah edeyim. Ben 10 yıllık Milli Eğitim Bakanlığı'nda yaşamış olduğum tecrübe, izlenim, mesleki çalışmalarımın neticesinde çocuklarla ilgili, ailelerle ilgili, ebeveyn tutum ve davranışlarıyla ilgili değerlendirmelerimi, tespitlerimi zaman zaman yazı yazdığım yerel gazetede bunları zaten okullarımıza paylaşıyordum. Neticesinde dostlarımızın ve tanıdıklarımızın da desteğiyle ve teşvikiyle bu yazdıklarımızı bir kitap şeklinde insanlarla buluşturma isteği, arzusu oluştu. Ve neticesinde evet, böyle bir kitap meydana geldi. Yani şimdi insanı tahlil etmek, insanı yorumlamak en zor işlerden bir tanesi. Özellikle bu çocuk olursa daha da zor. Ebeveynlere not düşerken çocuk davranışlarını, çocuk duygusu ve düşüncesini çok iyi bilmemiz ya da incelememiz ya da vakıf olmamız gerekiyor. Tabii bunun için elinizde bir imkan var. Öğrencilerle karşılaşıyorsunuz. Evet. Falan. Yani bu durum katkı sağladı mı kitaba? Hocam kesinlikle katkı sağladı. Çünkü dışarıdan bir gözle yani bu değerlendirmeleri, bu tespitleri ifade etmek, paylaşmak daha zor ve yanıltıcı olabileceğini düşünüyorum. Ama işin içinde çocuklarla bir arada olduğunuz zaman gerek kişisel yaşamında gerek mesleki yaşamında bu çok farklı pencerelerden, çok farklı açılardan çocuklarla ilgili durumları, gelişimlerini, sorunlarını, ebeveyn tutum ve davranışlarını, çocuk psikolojisini hani daha farklı açılardan değerlendirip ortaya bir bilgi, bir tespit ortaya koymak daha şey oluyor, daha doğru oluyor diye düşünüyorum. Evet. Yani şimdi bu formatta bu konuları işleyen kitapların sayısı Türkiye'de çok fazla var. Yani bunu görüyoruz. Bu güzel bir şey aslında. Yani kitap sayısı fazla diye bunu küçümseyecek değiliz. Daha da çok olması gerekiyor. Okuyan toplum oluşturma yolunda temel kitaptır zaten. Kitap olmasa okuyan evet, toplumu nasıl oluşturursunuz? Ebeveyn Notları Kerim Can'dan, Tebeşir Yayınları'ndan çıkmış. Bu kitabın diğerlerinden farkı ne? Var mı bir farkı? Hocam ben hani mutlaka emek sarf edilmiş, çaba göstermiş her ürünün, her eserin hani değerli olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte her kitabında kendine az farklı değerleri, farklı ilgi alanları olabiliyor. Ben Ebeveyn Notları adından anlaşılacağı üzere ebeveynleri ilgilendiren birçok konuda hani bir şeyler anlatma, anne babaların farkındalıklarını artırma çabasının olmasını çok önemsiyorum. Çünkü anne babalar günümüzde daha da karmaşık hale gelen hayatımızda daha çok ilgi ve desteğe ihtiyaç duyuyorlar bu konularda. Ben özellikle hani bu konularda çok kitap yazılmış olmasını bir handikap olarak görmüyorum. Hani bir zenginlik olarak da değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Yani farkı? Farkı bahsettiğim gibi
çocuklarla ilgili birçok konunun evet. öğretici bir üsluptan uzak durarak kişisel değerlendirmelerimi kaleme aldığım şeklinde ifade edebilirim. Öğretici üslup sıkıntılı mı? Sakıncası mı var? Hocam öğretici insanlara... üsluptan hani uzak durarak falan diyorsunuz ya ondan sordum yani. Öğretici üslup ne sakıncası var? Hocam şöyle hani işin içinde ebeveynlik olduğu zaman gerçekten zor bir meşakkatli bir görev. Hani ben bunu biraz görev olarak da tanımlıyorum. Çünkü bütün değerlerimiz, dinimiz, otorite kaynaklar anne babalığa fazlasıyla sorumluluk yüklemiş bulunduğu için hani bunu önemsiyorum. Ama şu öğretici üslup hani insanlara buyurgan bir ifadeyle işte böyle davranın, şöyle davranırsanız böyle olur. Hani açıkça böyle bir üslup hani rahatsız edebiliyor, bir direnç oluşturabiliyor. Hani ben bu noktada mutlaka ebeveynlerin de kendi özel referans çerçeveleri olduğunu düşünüyorum. Hani her bilgi her çocuğa, her ebeveyne genellenemeyebilir. Burada önemli olan bu tür yayınlarla ebeveynlerin kendi farkındalıklarını geliştirmelerini, zenginleştirmelerinin daha yararlı ve daha faydalı olacağına inanıyorum. Tabii yani şimdi öğretici üslup derken bir de buyurgan kelimesini kullandık orada. Aslında aile yapımıza biraz uygun gibime geliyor. Yani şöyle işte emrederiz, yaparız. Millet olarak da buna benzer kendimize has, özellikli bir durumumuz bu. Ha, olup olmaması tartışılabilir. Bilimsel olarak doğru mudur, değil midir? İnsan psikolojisiyle ne kadar örtüşür, örtüşmez bunlar tartışılabilir ama yapı itibariyle baktığımızda bu hiç de fena bir durum değil. Yani baba olarak biz de aynısını yapıyoruz. Yani emrediyorsun, yapıyorlar. Sonuçta emir komuta zinciri gibi bir şey toplumda yer etmiş şu ana kadar. Bu doğru mu? Elbette ki doğru değil. Ya sadece bir saptama olsun adına söyledim. Hani buyurgan tavır falan deyince ister istemez böyle bir geriye gidiş oldu bende. Hocam, millet olarak böyle bir yapımızın varlığını hocam, evet. dile getirmek lazım. Yani. Maalesef yani size katılıyorum. Hani bu pratikte çok kolay sonuca gitmemize de fayda sağlıyor aslında. Hani kesin kısa yoldan bir sonuca ulaşmak. Ama özellikle çocuk terbiyesi, anne baba tutumları söz konusu olduğu zaman bu tür buyurgan, üsluptan uzak, güçlü bir iletişim, açık güven veren bir iletişim kurmanın daha yararlı olacağına inanıyorum. Hani bu yüzden özellikle ebeveynlik noktasında hani insanlar genelde kısa hazır bilgilerle bunu geliştirmek istiyorlar. Ama bu tür yayınlarla okuyup hani kendi zenginliklerini, farkındalıklarını geliştirip daha iyi nasıl olabiliriz? Daha iyi nasıl bir anne baba olabilirim noktasında bir kaygı gütmelerinin daha yararlı olacağına inanıyorum. Kitabınız çıktı. Her yeni güzeldir aslında. Hissettiklerini soracağım yani kitabınız çıktıktan sonra nasıl bir hissiyatınız vardı? Sevinciniz neydi? Ne düşündünüz ya kitabınız çıkınca hocam? Elinize aldığınız kitabınızı dediniz ki ebeveyn notları. Üzerinde de adınızı gördünüz Kerimcan'dan. Ne düşündünüz, ne hissettiniz? Yani tabii farklı bir duygu. Öncelikle heyecan hissediyoruz. Yani çünkü heyecan duyulmadan yapılan işler çok sağlıklı netice vermiyor. Yani ben bu süreçte çok heyecanlıydım. Bazen hani bunu söylemek bir zafiyet olarak da düşünülebilir ama ben duygularımızı açıkça ifade etmenin yararına inanıyorum. Heyecan ve mutluluk had safhada idi. Bu heyecan tabii hayat boyu devam edecek. İnsan heyecanını kaybettiği zaman yaşam heyecanını kaybettiği zaman her şey bitiyor. Bunun bir benzeri soru. Gidiyordunuz yolda, sokakta, işte otobüste, tramvayda. Kitabınızı birisinin elinde gördünüz. Böyle bir şey yaşadınız mı bilmiyorum ki. Var sanki böyle. Ne düşünürsünüz? Hocam daha henüz böyle bir şey yaşamadım ama bunu hiç düşünmedim açıkçası. Bir mizansen hazırlayabilirdim sizin için kitabı alıp işte beni tanımadan otobüste yanınıza gelmek falan gibi. Ha, birisinin elinde görmek şüphesiz hoşuma giderdi ama ne söylerdim onu bilemiyorum. Yani kitap da zaten çok yeni bir kitap. Çok, henüz çıktı piyasaya denebilir inşallah. Kitaplarınızın devamı gelir ve bu devam içerisinde de şu bahsetmiş olduğumuz duygulara yaşarsınız. Ümit ediyorum. Evet hocam. Ebeveyn notları. Ne yapsınlar?
Ebeveyn. Ebeveyn ne olduğunu bilmeyen genç çocuklarımız, kardeşlerimiz olabilir. Ebeveyn anne baba demek. Ailenin büyükleri anlamına da kullanılıyor. Evet. Ne yapsınlar? Yani ebeveyn bahsettiğiniz gibi kelime anlamı olarak anne babaları ifade ediyor. Ebeveynler öncelikle ben bu kitabın kapağında da aslında bunu biraz ifade etmeye çalıştım. Ben biraz burada daha ekrandan izleyicilerimize kapağını hemen paylaşıyorum. Siz buyurun devam edin. Şimdi son yıllarda hani çocuklarla arkadaş gibi olun tavsiyesinin, önerilerini ben biraz yanlış anlaşıldığını da düşünüyorum. Çocuklarla arkadaş gibi olurken ebeveynler bazen asli görevlerini dışına çıkabiliyorlar. Hmm. Yani anne babalık çok farklı ve kutsal bir değer. Hani ebeveynlerin bu rolden çıkıp çocuklarıyla arkadaşları yerine geçmelerini gördüğümüz, tecrübe ettiğimiz durumlar oldu. Aslında kitabın ilk oluşma fikri de aslında buradan oluştu. Çünkü çocuklar için arkadaş çevreden, okuldan edinmesi bir anlam ve kıymet oluyor. Arkadaşlık sorunları varsa yine onun çözüm yolları farklı. Ama anne babaların arkadaşlarını yerine geçip onlarla arkadaşlık etmelerinin çok yararlı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çocukların güçlü bir anne baba figürüne de zorda kaldıklarında sığınabilecekleri bir ebeveyn rolüne de ihtiyaçlar var. O güçlü ebeveyn rolü nedir hocam? Yani gerektiği zaman çocuğuna yol gösterebilecek, tabii onu dinleyip anlayıp yol gösterecek. Gerektiği zaman çocukları frenleyebilecek. Çünkü bazen çocuklarımız tabii yaşların verdiği enerjiyle de sonunu kestiremedikleri bazı eylem ve davranışlara da gidebiliyorlar. Ben bu noktada tabii hayat daha karmaşık hale geldiği için ebeveynlerin daha da zorlaştığını, ebeveynlik rol ve tutumlarının daha zorlaştığını düşünüyorum. Bu noktada onlara yardımcı olmak adına da bu kitabı yazdığımızı ifade edebilirim. Tabii siz anne babaların çocuklarla olan diyaloglarında, ilişkilerinde işlerini kolaylaştırma adına bu kitabı yazdığınızı düşünüyorsunuz, ifade ediyorsunuz ve muhtemelen maksat da budur. Nasıl bir yardımı dokunacak anne baba çocuk ilişkileri açısından baktığımız olaya? Yani anne baba çocuk arasındaki ilişkinin iletişim başta orada çok önemli bir rol üstleniyor. Çünkü iletişimde kullandığımız dil, kelime, seçtiğimiz üslup doğrudan çok önemli bir vazife görüyor. Özellikle iletişimde, çocuklarla iletişimde sen dili, ben dili kavramları var biliyorsunuz. Çocuklara sen şöylesin, sen böylesin dediğimiz zaman çocuklar bundan bir direnç gösteriyorlar bu tür ifadeleri. Çünkü doğrudan kişiliğini yargılayan, doğrudan onun varlığına hedef alan cümleler çocuklar rahatsız edebiliyor ve buna karşı direnç gösteriyorlar. Bunun yerine bizde uyandırdığı duygular ifade ettiğimiz zaman işte güvenimiz, güven, sevgi, saygı, hani hoşgörü bu tür kavramları ifade ettiğimiz zaman tutum ve davranışlarıyla ilgili bunlar daha ikna edici, daha terbiye edici olabiliyor. O yüzden iletişim konusunu önemsiyorum. Kitabımızda da bunu işledik. Onlarla zaman geçirmek, onların okul başarısı, kişisel sorunlar, sosyal beceri kazanmalarında ebeveynlerin nasıl katkıda bulunabileceğine ilişkin çeşitli yazılarımızda, bu kitabımızda bulunmaktadır. Kitabınızın tarzı olarak bakıldığında içerisinde hikayeler, şiirler, tabii bunlara notlar, sizin kendi notlarınız mevcut. Bu bütünlük arz ettiği zaman sıkmadan okunabilmeyi mi sağlıyor? Bunu yaparken maksadınız neydi, daha kolay anlaşılsın ya da insanların okurken kitaptan kopmalarını önlemek midir? Böyle bir yol benimsemenizin nedenini soruyorum. Ya ben olabildiğince çok fazla konuya yer vermek, olabildiğince daha fazla önemli olduğunu düşündüğüm meselelere farklı bir bakış açısıyla baktığımı ve kitapta yer bulmasını istediğim için aslında biraz da çok farklı konular işlemiş olduk. Yani toplumumuzda, içinde bulunduğumuz toplumda yetişkinleri, ebeveynleri her şekilde ilgilendiren çocuklarla ilgili konuları
burada yer vermeye çalıştık. Evet, kitabı görüp elinize aldınız. Tanımaya çalışıyorsunuz. Kitabın adı, yazar adı, ön arka kapağı ve diğer özelliklerinden okunmaya değeri olup olmadığını düşünüyorsunuz. Oysa ne kitabı okudunuz, ne yazarı tanıyorsunuz. Algılar gerçekte olanın doğru yanlış bizdeki karşılığıdır. Algılar üzerine yaşarız. Tercihlerde bulunuruz. Tüketimden okuduğumuz gazete ve kitaplara kadar birçok seçimlerimizi algılar belirlemektedir. Çok satan, çok tercih edilen, çok sevilen vesaire vesaire. Ya anne babalık üzerine algılarımız? Bize öğretilen veya öğrendiğimiz anne baba rolü mü ya da arkadaş rolü mü? Anne baba olmak ya da arkadaş olmak. Bu dayatmaya direnmek ve ne olacağımıza karar vermek için yapacağımız seçim sandığımız kadar kolay değil, imkansız da değil. Evet, yani çocuk eğitmek kadar zor bir iş yok. İnsandır neticede. Evet. Kendisine has özelliği, yapısı, psikolojik durumu söz konusu. Böyle bir karmaşanın içerisinden aydınlığa yol bulup çıkaracağımız çocuklara anne babanın da deneyimli, donanımlı bir şekilde yaklaşması elbette ki önemli. Bu tür kitapları okumak da anne babanın ne yapması gerektiği konusunda kısmen faydalı evet. olacağı kanaatini taşıyorum. En azından zarar olmaz. En azından ne yapmayacağımızı öğrenmiş oluruz. Biz tabii sizin kitabınızı şimdi tanıtıyoruz. Sonra devam edeceğiz inşallah. Değerli izleyicilerimiz, Kerim Candan'ın Ebeveyn Notlarını sizlere tanıtıyoruz. Biz buradayız. İkinci bölümde birlikte olalım. Ebeveyn Notları. Kitabı görüp elinize aldınız, tanımaya çalışıyorsunuz. Kitabın adı, yazarın adı, ön arka kapağı ve diğer özelliklerden okumaya değer olup olmadığını düşünüyorsunuz. Oysa ne kitabı okudunuz ne yazarı tanıyorsunuz. Algılar, gerçekte olanı doğru yanlış bizdeki karşılığıdır. Algılar üzerine yaşarız, tercihlerde bulunuruz. Tüketimden okuduğumuz gazete ve kitaplara kadar birçok seçimlerimizi algılar belirlemektedir. Çok satan, çok tercih edilen, çok sevilen vesaire vesaire. Ya anne babalık üzerine algılarımız, bize öğretilen ve öğrendiğimiz anne baba rolü mü ya da arkadaş rolü mü? Anne baba olmak ya da arkadaş olmak. Bu dayatma, direnmek ve ne olacağımıza karar vermek için yapacağımız seçim sandığımız kadar kolay değil, imkansız da değil. Değerli izleyicilerimiz, Kerim Candan'ın kitabını sizlere tanıtmış olduk. Çocuk yetiştirme konusunda anne baba ne yapmalı, üzerine düşen görevler neler? Kitaptan kısmi olarak bilgilenme imkanımız var. Tabii kitaba göre çocuk yetiştirmenin kolay bir şey olmadığını ya da imkanlı bir şey olmadığını düşünüyorum. Ama faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü her insan ayrı bir alem, herkesin ayrı özellikleri var. Bu kitap da buna katkı sağlama yolunda Kerim Candan tarafından kaleme alınmış bir kitap. Tabii biz kaldığımız yerden hocamla sohbetimize devam ediyoruz. Hocam tabii anne baba ne yapacak falan gibi sorduk birinci bölümde. İkinci bölüme bu kitabı yazarken neler hissettiniz, neler düşündünüz sorusuyla başlamak istiyorum. Bu kitabı yazarken neler hissettiniz, neler düşündünüz sorusu. Arkasından da yine ebeveyn notlarıyla ilgili düşeceğimiz notları izleyicilerimize paylaşalım istiyorum. Buyurun hocam. Yani bu kitap yazma sürecinde tabii bir ürün ortaya koymak, üretmek, yani bir şey yazmak, faydalı bir eser yazdığınıza ilişkin aldığımız geri bildirimler de bunlar da tabii mutluluk verici olaylar. Tabii çocuklarla ilgili yaşanılan her sürecin evde, okulda, ailede, farklı ortamlarda bunların çocuklar açısından, anne baba tutumları açısından değerlendirilerek yeni tutum ve davranışlar, daha sağlıklı ilişkiler kurulmasına katkı sağlayacağını düşünerek mutlu hissettiğimi ifade edebilirim. Evet. Çünkü ben bunu çok önemsiyorum. Çocukla kurulan iletişim dili,
anne babanın tutum ve davranışları, bunu çok önemsiyorum. Çünkü çocukluk çağı insanın kişiliğinin şekillendiği, yetişkin tutum ve davranışlarını kazandığı bir dönem olması açısından bunun üzerinde önemli durulması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Tabii bu duygu ve düşünceleriniz de yoğrulmuş cümlelerdi ama bir de yine ben kitaba dönmek istiyorum. Arka kapağında birinci bölümümüzde okumuştum. Yani bu kolay bir iş değil. Ama imkansız da değil. Zaten zor oldukça biz yaptığımızı unutmayız, değer kazanır. Zor bir iş başarmak, evet. Kolay bir iş başarmak herkesin yapabileceği bir şey. Anne babalık da kolay bir şey değil. Yani şimdi siz, ben neyse, yani izleyicilerimiz, baba anneler, hepsine söylüyorum. Her iki çocuğumuz, üç çocuğumuz bile birbirinden farklıdır. Davranış itibariyle, işte konuşması itibariyle bile farklıdır. Böyle farklı bir varlığı biz eğitmeye çalışıyoruz. Kolay bir şey değil. Tabii yani belki birinci bölümde sormuş olduğum soruya yakın bir soru ama birkaç tane soruyu da peş peşe kullandık bu arada. Evet hocam. Ebeveyn notları. Müsaade, evet. Ebeveyn notları neyi anlatır? Ebeveyn notları neyi anlatır? Evet. Aslında bu ebeveyne notlar da diyebilirsiniz ama ebeveyn notları derken sanki siz kendinizin yaşadığı çocuk terbiye ederken karşılaşmış olduğunuz sıkıntıları ve çözüm önerilerini yazmış gibi de bir algı oluşturuyor. Evet, mutlaka kendi yaşadıklarımızın da katkısı var. Çünkü kendimizi ortaya koyduğumuz bir üründen soyutlayamayız. Evet. Yani bunun sınırları dışına çıkamayız. Ben hani burada şuna dikkat etmek istiyorum. Zaten anne babalar ebeveynliği bir süreçte öğreniyorlar. Çocuk yetiştirirken tecrübe ederek, deneyim yaşayarak. Ama biz burada çocuk psikolojisinden anne baba tutumlarına, iletişim, sınav kaygısı, okul başarısı ve benzeri birçok konuda ebeveynlerin farkındalığını artırmak, çocuklara farklı bir bakış açısından bakmalarına fırsat vermek istedik. Az önce kapak yazısında da ifade ettiniz. Ben aslında onu da biraz açıklamak istiyorum. Şu an ebeveynler biraz baskı altında gibi de hissediyorum aslında. Çünkü gerçekten zor ve meşakkatli hani hayat telaşesi var, geçim derdi var. Bunun yanında çocuklarına zaman ayırmaları gerekiyor. Popüler bir kültürün baskısı oluyor. Sürekli ebeveynlere yönelik telkin ve tavsiyelerin de bunlar üzerinde bir çatışma yaşamalarına neden olduğunu düşünüyorum. O noktada hani bu çatışmaya da biraz aslında vurgu yapmak istedim. Hani ebeveynler arkadaş gibi mi olmalı? Yoksa anne baba geleneksel bir tutumu takınmalı? Burada ben arkadaş gibi iletişim kurmaları ama arkadaş yerine geçmemelerini ve anne baba rolünü de ihmal etmemeleri gerektiğini vurgulamak istemiştim aslında. Tabii yani terbiye deyince de terbiyenin bir sınırı söz konusu olabilir. Eğitim, terbiye, çocuk, bunlar ayrılmaz bütünün parçaları. Evet. Bir araya getirdiğim zaman bir anlam ifade ediyor. Terbiyenin sınırı nedir? Yani çocuk terbiyesinde dikkat etmemiz gereken sınırlar mı var? Bundan maksat ne olabilir? Hocam, hepimizin de bildiği gibi terbiye denince yaygın kanaat, hani biraz eskiden de gerçi bu ama hani söz dinleyen, uslu, konuşmayan öğrenci ve çocuk olarak algılanırdı. Tabi bu yıkıldı şimdi. Bunun yerine çocuk merkezli, çocuğun hareketlerine odaklanılmış bir aile yaşamı kuruldu. Aslında her ikisi de uç örnekler. Yani her ikisi de sakıncalı. Ben her ikisinde bir ortası olması gerektiğini düşünüyorum. Ne tamamen çocukların baskılandığı, ne de tamamen çok merkeze alındığı bir tutumu tasvip etmiyoruz. Çünkü çocuk ailede gördüğü ilgiyi, alakayı sosyal hayatta göremeyebilir. Eğer bir girişimde bulunmadıysa, bunun karşılığında bir teşebbüste bulunmadıysa. O yüzden çocuklar yerli, yerinde ve gerektiğinde teşvik edilmeli, gerektiğinde ödüllendirilmeli. Tabii bu dayatma ve korkuyla değil, hani saygıyla, açık ve güven veren bir iletişim kurularak gerçekleştirilmeli. Çünkü ancak disiplin, terbiye, çocukları faydalı faaliyetlere yönlendirince gerçekleşmesi mümkün olacaktır. Bir de hani şu artık eskide kaldı. Hani bütün aile oturup televizyon izleyecek. Çocuk hadi oğlum git ders çalış.
hadi kızım ders çalış. Hani çocuğun gidip öbür odada yalnız başına ders çalışmasını beklemek. Artık çocuklar bunu kabul etmiyor. Eğer aile televizyon izliyorsa çocuk da onlarla birlikte oturmak istiyor. Bu yüzden hani saygıdan kastettiğimiz de bu biraz aslında. Çocuğumuz ders çalışmasını bekliyorsak, istiyorsak biz de açıp bir kitap okuyalım, bir gazete okuyalım veya daha faydalı bir şeyle meşgul olalım. Çünkü yapmadığımız bir şeyi çocuklardan beklediğimiz zaman çocuklar buna direnç gösteriyorlar, kabul etmek istemiyorlar. Çeşitli davranış sorunlarına sebep olabiliyor bu durum. O yüzden saygıdan kastettiğimiz, onlardan beklediğimiz tutum ve davranışları kendimizin de göstermesi gerektiğidir. Evet. Evet hocam. Yeni çalışmalarınız var mı? Konuyu bir değiştireyim şöyle. Yani geleceğe yönelik çalışmalarınız, hazırladığınız kitap ya da yazmaya devam ediyorsunuzdur, mutlaka araştırmanız vardır ama böyle bir kitap projeniz falan var mı? Hocam, ebeveyn notları dedik. Aslında ben gençlerle ilgili, ergenlik dönemindeki çocuklarla ilgili de bir çalışmam var. Biraz başladım. Hani ergenlerin de o yaşadıkları zorlu dönemde daha fazla ilgi ve desteğe ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle onlarla ilgili de belki biraz öykü tarzında da denebilir. Bir kitap çalışmamız var. Tamamlayabilirsek önümüzdeki yıl inşallah onda şey yapacağız. Yani. Ergenlik. Sık sık kullanıyorum. Benim de karşı olduğum bir kavram bu şahıs olarak. Tabii illa kullanılması anlamında demiyorum. Ben ergenlik yerine gençlik kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Gençe sorumluluk yüklüyoruz ama ergen sorumsuz gibi bir algı ortaya çıkıyor toplumumuzda. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya ergen deyince her şey caizmiş gibi filan. Anne babalar tarafından böyle bir düşünce ortaya çıkıyor, hakim oluyor. Halbuki ergenlik sorumluluk alınan dönemdir sonuç itibariyle, dini olarak da böyle. Evet. Biz eskiden genç diyorduk, onlara sorumluluk yüklüyorduk. Şimdi ergen dedik, hepsi ortadan kalktı. Böyle bir durum var mı? Benim gözlemim bu. Belki de yanılıyorum. Hocam, kesinlikle katılıyorum. Yani ergenlik dönemi çocuklar için önemli. Değişim ve gelişme, yetişkinliğe bir uyum süreci olarak değerlendiriyoruz. Ama bu noktada bunun sınırları veya sorumluluk duygusu kazanmaları da önemli. Çünkü eğer bu yaşta ergenliği yanlış yorumlarsak, çocuk için sonrasında da zararlı bir tutum ve davranışlara, aşırı sorumsuzluk, serbestlik hani gibi durumlara da yol açabilir. Dediğiniz gibi ben ergenliği tamamen serbestlik veya sorumsuzluk olarak değil, çocukluktan yetişkinliğe bir geçiş süreci olarak ve bir hazırlanma süreci olarak değerlendirmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum. Öyle düşünüyorum ki yani ergenlik kelimesini kitaplardan kaldırmak lazım. Yani önceden kullanıyorduk, akıl bali olma, genç işte, genç erkek, genç kız filan. Tekrar ona mı dönsek? Yoksa hakikaten ortamda bir gevşeme, bir pörsüme söz konusu. Yani kavram üzerinden bir pörsüme söz konusu. Bunun çözümünü aslında yetkililer düşünmeli yani. Ergen ne? Her şeyi yapabilir. Yok öyle bir şey. Yani olamaz, mümkün değil. İnsan sorumludur. Özellikle çocukluktan işte o döneme başladığı zaman, buluğ dönemine geçtiği zaman bu sorumluluk daha da artacaktır. Bunu vermek yerine bunu alıyoruz üzerinden, sorumluluğu kaldırıyoruz. Yani televizyonlardaki konuşmalarda böyle, kitaplarda yazılanların birçoğu da böyle. Buna aslında biz sebep oluyoruz diye düşünüyorum. Ben teşekkür ederim size. Ben de teşekkür ediyorum. Nice kitaplar diliyorum. İnşallah bundan sonraki zamanlarda yine birlikte oluruz temennisiyle. Teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz, bu hafta konuğumuz Kerim Candan'dı. Ebeveyn Notları kitabı üzerinden bir hasbihal gerçekleştirdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Siz programımızın diğer bölümlerini izlerken biz sizlere veda ediyoruz. Başka bir programda farklı bir konukla olmak dileğiyle. Allah'a ısmarladık. Çocuk neyi, neden yapar? Her anne babanın canını sıkan sorulardır. Çocuğunun bir türlü tuvalet alışkanlığı kazanamaması, yemek yememesi, kardeşiyle kavga etmesi, inatçılığı, internet düşkünlüğü ve dahası. Bir kısım anne baba bu davranışların ne anlama geldiğini bildikleri için çocuklarını incitmeden sorunları çözerken, bir kısım anne baba ise sorunların çözümünde çaresiz kalarak çocuklarıyla bir çatışmaya girerler.
Bu çatışmalarda hem kendilerini hem de çocuklarını yıpratırlar. İşte bu kitabı pedagog Dr. Adem Güneş, çocuk davranışları anlama rehberi olarak hazırladı. Çocuk davranışlarının nedenlerini ve çözüm önerilerini yalın bir dille ebeveynlerle paylaştı. Bu eser, çocuk davranışlarını anlamak isteyen her yetişkinin elinin altında bulunması gereken pratik bir bilgi kaynağıdır. Ben Kudüs Konuşan Taşlar. Hani aşıklar sevgilerini ağaç gövdelerine kazırlar ya, ağaç büyüdükçe yazı da aşkımız da büyüsün diye. Benim aşıklarım da tarih boyunca taşlarıma kazımışlardır aşklarını. Dünyanın hiçbir yerinde taş bu kadar aşk, bu kadar kıskançlık yansıtmaz. Benim 4000 yıllık geçmişim, Yahudilerin, Hristiyanların ve Müslümanların sahipliğini taşlara tescil ettirdikleri bir tarihtir. Çan kuleleri, bir Bakire Meryem, sinagoglar Rahel ve minareler Rabiatül Adeviye olduğumu haykırır dururlar. Kudüs'teki Osmanlı ise unutulur gibi değildir. 1000 yılı aşkın bir süre semalarımda dalgalanan Türk bayrağının melül ve mahzun gidişini ben de unutamıyorum. Osmanlı'nın bu topraklardan ayrılması çok acıklı oldu. O gün bugün insanların, taşların, kubbelerin gözyaşları hiç dinmedi. Acılar her geçen gün evlerde, yüreklerde büyüdükçe büyüdü. Osmanlı'nın bir Kudüs'ü vardı. Kudüs'ünde 1001 türlü Osmanlısı.